İstanbul girişi yapmış olayım. Çok az bir şekilde kahvaltı yapacağız. Saat 8.30 biraz geçti. Onda benim dersim, okul gerçekten yakın. Geçen gün söylediğim gibi gittiğim alışveriş merkezinde alışveriş yaptığım o Carrefour'un olduğu yere çok yakın, çünkü ben yine aynı tramvay durağında ineceğim. Belli ki o bölgedeki o bahsettiğim gibi yüksek binalardan bir tanesi. Bugün gidip göreceğiz bakalım. Selam, bugün okulda ilk günümüz olduğu için biraz geç kaldık ister istemez. Çünkü okulu bulamadık. Kart almamız gerekti. Kartımızın süresi dolmuş olan, ama şu anda okulun olduğu o yere geldim. Dersten çıktım şimdi. İnşallah sesim duyuluyordu. Çok bir şey çekemedim çünkü zaten biraz geç kalmıştım falan, öyle bir olaylar oldu. Sorun yok, şimdi bankaya gidiyoruz. Bugün para çekmeye geleceğiz. Bu tarafta okul. Katalan bayrağında oluyor. Okul karşı caddesine geçtim. Böyle binalar var. Burası da okulun girişi. Bankanın uzak olduğunu fark ettim. Bu yüzden eşyalarımı yol üstündeyken geldiğim yere bırakayım dedim. Eşyalarımı görmüyorsunuz gerçi, şu anda çok dolabı gördüm bile. Çöplerim var, onları atacağım. Ondan sonra metro inşallah, ardından banka. Bankadan sonra tekrar metro, tramvay şeklinde geri geleceğiz. Tramvay alışveriş yapacağımız için tekrar tramvay. Yoksa kaldığım yere 2 metro mesafelik bir yer burası. Outfit check. Banka işimizi halledemedik. Daha doğrusu güvercin var yani. Ona bakıyorum. Daha doğrusu çekemedik parayı. Çünkü 4 lira kadar sadece burası masraf oluyor. O yüzden o işi biraz hızlandırmak adına diğer buradaki bankayla bir arada konuşalım. Hani hesabımı açın durumuna getirmem gerekiyor. Şimdi durum böyleyken ne yapacağız? Yakında gidebileceğimiz bir yer vardı. Ben de gideyim orayı göreyim. Orayı size göstereyim istedim. İnşallah sesim duyuluyordu bir ay. İlk videoda sorun olmuş çünkü bazı yerlerde. Güvercinler bence genel olarak dünyanın her yerinde böyle şapşallar. Yani üzerine yürüyorum, hiç oralı bir yer değil. Şimdi haritaya bakmam gerekiyor, ondan sonra haritada gördüğüm yer planladığım yer değilmiş, o yüzden size sadece şu an etrafı göstereceğim. Gerçi şu anda metroya gidiyorum, geldim metroya da, o yüzden yine çok yapacak bir şey yok. Ben dönüyorum çünkü tamamen farklı bir yermiş. Yani bir önceki videoda aslında gösterdiğim yermiş plaja da katılamaya, ama ben orası sanmadım işte, sorun o. O yüzden hıza kadar. Bazen bu metroda da olabiliyor. Yani değişik. Neyse. Ben bugün yani gıda alışveriş yapacağım. Diyeceksiniz ki çok fazla yapmıyormuşsunuz. Dolabım küçük ve günü kurtarıyorum. Yani durum bu şu anda. Tamamen günü kurtarma üzerine bir planım var. Bugün özel, her gün özel bir şekilde. Neyse, az önce bir şey olacağım. Ayda onu anlatayım. Bugün kart aldım, 5 kuruş işte ve makine okumadı. Makineni de koyarım zaten birazdan. Bu şekilde. Buraya. Yeşil ışığın olduğu kutu kırılmış. Bilmiyorum nasıl kırılmış ama o yüzden herkes kafasına göre geçiyor. Neyse. Olayı anlatayım. Kartım okumadı. Ama böyle vagonlar var birkaç tane ve turnikeden geçmiyorsunuz, öyle bir sistem yok. Hani durağa geliyorsunuz normal. Ardından
arasınız geliyor. Otobüste de aynı şekilde diye düşünüyorum. Çünkü hiç turnikeye görmedim yani toplu taşıma alanlarında. Neyse. Biniyorsunuz. İsterseniz ilk şoförün olduğu vagondan binin. İsterseniz en arkadakinden binin. İçeride ölüyorsunuz. İstanbul. İçeri gelene kadar anlatabilsem. Neyse ben bindim. Sonlara doğruydu. Okumadı kartımı. Kartımı okumadı. Sonra dedim makine bozuk herhalde. Metroda da aynı problem vardı çünkü. Sonra işte diğer makine gittim yine olmadı. 2-3 kere denedim. Hata bir vardı. Sürekli böyle. Hata var. Ben değilim. Hata vardı falan. Dedim hayırdır ya. Bitirsin. Yalan yok. Hani bizde olsun. Çok sıkıntı baktığınızda. Bir de yani sesler de yükseliyor bizde çünkü o yüzden. Neyse. Sonra yanında giden yolcuya sordum dedim. Böyle. Şey hani okumuyor benim kartımı. Yani niye hata diyor sizce bozuklu falana getirdim. Bak düşünüyorum. Dedi ama dedi boşver biz de ödemiyoruz zaten. Peki. Okey ödemeyeyim. Öyle olsun tamam. Ve ondan sonra öyle geldim. Hiç kimse sallamadı. Açıkçası kimse de farkına varmadı. Dönüşte ne yapacağım çok merak ediyorum. Çünkü yürüme yolunda çalışma var. Bilmiyorum ne olacak. Neyse ben buradan çok hızlı alacaklarımı alayım. Ondan sonra sizinle mutfak sohbetlerinde buluşalım. Bye. Selam. Açıyı değiştirdim biraz. Nasıl? Bu açı da güzel. Evet biraz gözüküyor dışarısı. Arka taraf çalışma alanı. Ben şey çekeceğim bir ara. Şu an yamuk mu kameram? Oda tur çekeceğim size bir ara. Bugün çekeyim mi onu? Vlogun içinde oda turu da olsun. Böyle de güzel oldu. Böyle de güzel oldu. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Biraz buraları toplayacağız. Zaten bulaşıkları yıkayıp çıkmıştım ama dur odasın, durulansınlar diye buraya bırakmak durumunda kalmıştım. Onları bir kaldıracağız, edeceğiz. Ondan sonra poşetlerimizi boşaltacağız. Sonra yemek sohbeti yapacağız bir önceki videoda olduğu gibi. Bugün okula gittim. Anlatacak çok bir şeyim yok çünkü 3 saat kadar okuldaydım. Ve hani yok yani olmadı anlatacağım çok bir şey. O yüzden bakalım ya belki çıkardı. Neyse ben buraları toplayayım. Ondan sonracığıma yemek sohbetinde buluşalım. Evet, yapacağız şimdi yemek yapacağız beraber. Tabii kayda başlamadan önce ben kafamda ne söyleyeceğimi konuştuğum için planladığım için böyle bazen ya da çoğunlukla saçma girişlerim olabiliyor. Saçımızı bir toplayalım hafif. Topladıktan sonra hazırız. Işığımızı da açalım. Şurayı da açalım. Ya böyle kötü oldu açmayalım işimizi. Ürütüp titriyor. Nasıl böyle güzel. Tamam ya. Fena değil. Güzel. Bakın şimdi ne yapacağız? Ya kumandayı bırakalım. Güzel müzik açalım önce. Önce güzel bir müzik açalım. Burada normal kanal göremedim. Smart TV'miş bu. Yani aslında normal bildiğimiz Smart TV. Miymiş demem bir garip oldu. Ama şey yok hani uydu anten ya da işte receiver öyle bir şey yok. Biraz yorgunum böyle çok hafif bir rap eşliğinde yemek yapabilirim. Ne dinleyelim? Burada dinleyelim. Burada. Burada dinleyelim burada. Dün karşılık komşum geldi kapıyı tıklattı. Yaklaşım anladım. Dün karşı komşum geldi kapıyı tıklattı. Türkçe şarkılar çalıyordu. Yani Türkçe, İngilizce, İspanyolca karışık o playlistimden geliyordu. Konuştuk ettik falan işte kapıda sohbet ettik. Neyse akşam aşağıda da ders çalışıyordum yanıma geldi. Dedi ya akşam aşçı şarkı çok güzeldi. Dedim ne akşam aşçı mı diyorum pardon. Sabah dinlediğim şarkı çalan şarkı çok güzeldi dedi. Neydi acaba falan pişman diye düşünürken bulamadım. Yani o geldiğinde Dolu Kadehi Ters Tut falan dinliyordum muhtemelen. Onu beğendi herhalde ama valla içime dert oldu bir süreliğine acaba neydi
diye düşünüyordum çünkü. Televizyonda beğendiğim şarkıları göremiyorum. O yüzden telefonu da yanıma alayım. Oradan manageleriz. Telefonu alıyor aynen. Onun yerine artık buradan ayarlayacağız. Arada gideceğim, kumanda alıp geleceğim. O yüzden takılmayın çok bana. Kısayım biraz. Biraz belim ağrıyor. Çok da yürümedim aslında bugün ama niye böyle oldu anlamadım. Şunu kapatsam. Daha mı iyi böyle? Böyle daha iyi. Hadi artık şu poşeti göstereyim. İşimizi unutmadan fiş çantası yaptım ben kendime. Yani daha buradayım, Allah izin verirse uzun bir süre buradayım ama dün yani tax free'mi düşünüyorum. Yani çok bir hani vergi durumu nedir burada bilmiyorum ama hani ne kadar ne alacağım nedir çok fikrim yok ama gerçekten bütün fişlerimi saklıyorum yani. Gerçekten ve iki fiş veriyorlar. Bir tane uzun, bir tane küçük. İkisini de saklıyorum çünkü tax free'de hangisini istiyorlar bilmiyorum. Yani daha buradayım ama onu bile düşündüm hani işte ya gidersem gittiğim de alayım falan gibi. Şimdi arkadaşlar neler neler aldık. Kendinize fiştan bakalım mı fiştan? Carrefour kart mı çıkarsam kendime acaba? Yani indirimden falan yararlanırım en azından. Evet. Perrier aldım. Malum soda yok burada ve ben de bir soda bağımlısı olarak ne seviyorum soda içmeyi. Kahve içemiyorum çünkü sorunu. O yüzden soda ve suya vardım kendime. Arada ice tea içiyorum, yalan yok. Perrier aldım altılı. Tanesi 1.8 euro. O da işte 6 euroya geliyor. Varlık. En ucuzu buydu. O şeyler şundan almıştım ya geçen gün. Espellegrino'lar. Bunlar bir tık daha pahalı. Pahalı dediğim 2 euro 83 cent pahalı dediğimde bu arada. Yani hani kalkıp dört beş euro değil. Te melocoton zero. Ne aldı te melocoton? Melocoton ne acaba? Ha, şarj uyarım geldi o zaman. Melekotan ne? 64 sende al. Sende. Sen ne almışız Melekotan? Tesavvuru. Melekotan, ha da ice de aldım ben. Evet, Carbon Ice'ini aldım. Te Melekotan. Melekotan o zaman şeftali, te zaten çay. Yok, bir bile değil. 64 sente almışım. 1 litre ice tea diyelim işte. Aç kapa yapmayalım. Şurada dursun. Arroz La Escamarla aldım. Yani pirinç. Pirinç aldım. United Kingdom'dan beni aradılar. Ama Zeynep değildi. O yüzden açmadım hiçbir şekilde. Mesaj da bırakmış. Evet, buranın şeyleri bunlarda. Spamları. Aynen. Bizde de var ya işte Türk Telekom'dan arıyoruz, Vodafone'dan arıyoruz falan. O olaylar işte. Şu müziği değiştireyim geleyim. Hah. O olaylar. Ne dinleyelim? Konum gizli dinlemeyelim. What's the clue dinlemeyelim. İmdat dinleyelim. Hadiseyle. Peynir çok ucuza kaçtık. Ya yani benim peynir normalde 2-2,5 euro falan. Geçen aldım o altılı. Şimdi bugün de ikincisine indirim falan varmış ama gerçekten çok paniktim. Ve hani kafamda böyle şey çözüm üretmeye çalışıyordum. Aslında çözümsüz bir durum değil. Yani bankadan para çekebiliyorum. Sadece benim burada çekebildiğim banka 4 euro kesiyor. Ve diyor ki ben senden 4 kesiyorum, senin bankan da senden kesebilir diyor.
Yani o 4 eurodan hani aslında biraz kurtulmak için hani o olmadan nasıl hallederime çok bakmaya çalışıyorum. Çalışıyordum panik yaptığımda. Ama sonra işte biraz sakinledim, annemle konuştum falan. Ondan sonra rahatladım, sıkıntı yok. Şimdi peynire tekrar geleceğim. O yüzden peynire de bir tık ucuza gittik ama Carrefour'un peyniri yine. Yani Carrefour'un ürünlerini şu ana kadar ağzım yanık kaldı. İşte sebzesini işte teknik olarak salatasını denedik. Makarnalarını denedik. 2'de 2 check attık. Güzel, bir sıkıntı yok. Çünkü diğer markaları hiç bilmiyorum ve böyle bir riskte almak istemedim açıkça söylemek gerekirse. Carrefour'da, Türkiye Carrefour ve İspanya Carrefour diyeceksiniz ama hani sonuç olarak Carrefour, hani anlatabiliyor muyum? O yüzden öyle oldu böyle oldu. Bu sefer 1, 2, 3, 4, 4 tane peynir aldık. Aldım. 2 tane de dolapta var. 6. Ya hafta sonuna kadar peynirim var. Buna ek olarak granolam da olduğu için sürekli her sabah artık hani peynir yemek zorunda değilim. Arada granola falan da yaparım. Öyle peynir tasarrufuna gideriz. Tarihlerine bakıyorum anne, merak etme. Evet, klasik o peynir aldık 4'te. Bunların porsiyonları bir tık daha küçük ama. Şimdi bu şekilde koyamayacağız biz bunu. O yüzden. Ya bu şey gibi düşünün bunları. Diğeri bir tık daha büyüktü, o yüzden şimdi anlatıyorum. Diğeri. Yoğurt gibi. Yani fark ediyor tabii gram olarak. Bunlar mesela 250 şey kokuyor. Peynirlerin özel suları oluyor ya, peynir altı suyu. Peynir altı suyu galiba, evet. O şey kokuyor yani. Düz peynir ama. Yani bir önceki gibi. Peynir proteini miydi o? İşte öyle bir şey. Peynir proteini, işte peynir, süt, tuz. Oh. Unuttum, peynir proteini miydi o ya? Bu İspanya'da üretiliyormuş. Onu yapıyorum şimdi. Ne diyor? Origen. Öyle diyor burada. Origen España. Origen. Acaba böyle sadece mutfak sohbetleri de mi yapsam sizlerle de? Böyle uzun uzun yemek yapacağım zaman. Olur. Çünkü her zaman vlog çekemem. Yani o yüzden sanki mutfak sohbetleri daha iyi gibi. Yani iki akşamda bir yemek yaptığımı düşünürsek. Kağıt karton. Kağıt. Bugün sabah gittim, çöpümü de attım. Çöpü Mert izliyorsan teşekkür ederim. Sayende herhalde doğru yere atıyorum artık. Çünkü ben anlamadım yani şey evsel çöpün nereye atılması gerektiğini Mert'e sordum. Mert de Valencia'da. Onu da son haftası yanılmıyorsam Valencia'da. 26'sında dönecek ama geri geleceğim dedi. Erasmus'la geldiğini biliyorum. Podcast'imiz var ondan. Podcast'imiz yok ondan. Podcast'imde bölümümüz var. Yanlış söylemeyeyim ama bir ara yapıyorduk, kaldı o da. Yani dursun belki zamanla olur tekrar. Ne dedik? Peynir. Tavro değil. Herhalde Formatahe Burgos 4'lü, evet. 99 sente almışım onda. Bağırıyor muyum, müzik geliyor mu çok emin değilim şu an. O yüzden böyle biraz garip konuşuyorum. Ketçap aldım. Çünkü tam öğrenci mantığıyla yapacak bir şeyim olmazsa en kötü makarna yaparım. Sürekli pesto olamam. O yüzden sade yemektense en azından biraz aroma katar. Sade makarna bilmiyorum ya. Güzel ama. Carrefour'un mozzarella'sını aldım. Mozzarella'sını. Şöyle 125 gram bu. Kutuda olanları var. Ama bakın şimdi tabii kutuda olduğu için daha pahalı. Mozzarella, bu elimde gördüğüm şu paket mozzarella 93 cent. Ama bunu ben böyle yine 125 gram Carrefour mozzarella, Carrefour değil, yanılmışım, markada farklıydı. 125 gram kutuda mozzarella almak isteseydim o zaman 1 euro 83 cent. Yani 2 euro nereden baksanız. O yüzden dikkat. Bir de yoğurt aldım. Dün bunun tartışmasını yaptık karşı komşumla ama hani
tartışma değil böyle işte bir Türk bir Yunan bir araya gelince siyaset ve ekonomi dışında ne konuşursa onu konuştuk aslına bakarsanız. O da tabii ki de mutfağımız. Bizden aldıkları. Bizden aldıkları. Allah'tan anlayışlı bir kız. Yani şey öyle darılma etme ya da işte milliyetçilik duygularının kabarması gibi durumlar olmadı dün. Gerçekten ama benzediğimizi fark ettim. Hani yani insan olarak. Kızla bireysel demiyorum bunu işte Türk ve Yunan benzerliği. Yani gerçekten komşu baktığınızda. Yoğurt. Dedim ki yoğurt bizim. Yani yok öyle bir şey. Ama burada Gregio yogur yogur estiyo Gregio estiyo inşallah normal yoğurttur. Yani natural. Normal olmayanlarını gördüm. Bir tek bunda bir şey yazmıyordu. O yüzden yoğurt normal yazdım. Şekerli olma ihtimali yok. Meyveli de değil. O zaman normal. Tamam. Estiyo'yu öğrenmem gerekiyor. Yoğurdu da 2.45 aldım. Pierli'den sonra aldığım en pahalı şey yoğurt oldu. Bu şekilde. Bana bak. Bunu koyuyorum. Ne anlatıyordum? Ben yoğurdu anlatıyordum size. Dedim bak dedim yoğurt bizim. Hani yapacak bir şey yok. Yok dedi yoğurt bizim. Ondan sonra işte güldük müldük yok dedi. Yoğurt ne sizin ne bizim dedi. Ondan sonra yok hayır bizim dedi falan böyle. Karar vermedik ama yani dedim İspanya'ya geldiğimden beri bütün yoğurtların üstünde Gregio, Gregio, işte Greece yazıyor, bahsettim Yunanistan yazıyor dedim, Yunan yoğurdu yazıyor dedim. Gülüyor falan böyle. Neyse en azından baklava bizim dedim. Sizin bakanınız da bunu kabul etti zaten falan diye. Aa diyor öyle mi falan haberim yok. Vallahi etti dedim. Yani o bizim ülkemizi de olan bir taneleri de bu arada çok takip ediyormuş. İşte bu sene olan bizim gündemimizde olan şeyler üzerine de konuştuk. İşte ne kadar üzüldüğünü ve işte bazı şeylere ne kadar sinirlendiğini anlamlandıramadığından falan bahsetti. Haklısın dedim. Ben de ne diyeyim. Uzatmadım çok. O şekilde. Ama şey diyor yani bizim ülkelerimiz bu açıdan da hani benziyor biraz falan diye anlatıyor ediyor. Şimdi arkadaşlar ben bunları bir yerleştireyim. Vlogu ben burada bitireyim. Yemek sohbeti de ayrı bir seri yapalım. Ve sizin şu anda bu izlediğiniz vlog da aynı kıyafet olacak. Aynı yerdeyim, aynı ürünler zaten. Ayrı bir video olsun, ayrı video serisi olsun. Çünkü daha çok video gelecek böyle eminim. Böyle sohbet ederiz, güzel olur. O zaman benim vlogum bu kadar. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle oldu, öyle oldu. İşte Instagram'a da beni takip etmeyi unutmayın bu arada. Yorum da yaparsanız hatta videoyu paylaşabilirsiniz isterseniz. Beni de etiketlersiniz izlerken görürüm, mutlu olurum. Yapmazsanız da sıkıntı değil canım. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.